Efendim konuşma zorluğu çeken kardeşlerimiz tabii ki doktora gitmeliler. Doktor onları konuşmalıdır. Sıkıntısı nedir? Onları gidermeye gayret etmelidir. Ama dua tabii ki anne baba dua yapmak ister. Onlar da dua etsinler. Özellikle Taha suresinin 25 ve 28. ayeti kelimelerini tavsiye ediyorum. Anneler bol bol evlatlarınıza okuyunuz. Yani herhangi bir konuda bol bol evlatlarınıza okuyunuz bu Taha suresinin 25-28. Ayeti kelimelerini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bu ayeti kerime. Anlamış o Rabbi şirah li sadri. Rabbim göğsümü genişlet. Rabbi şirah li sadri. Göğsümü genişlet ve yessir li emri işimi kolaylaştır. Vahlul ukdeten min lisani. Dilimdeki bağı çöz, yefkavu kavli, benim sözümü anlasınlar diye dua ediyor. Bu ayeti kerime Hazreti Musa Aleyhisselam'ın okuduğu bir ayet. Musa peygamber bu ayeti kerimeyi okumak suretiyle Firavun ve onun avanelerine karşı yapılacak olan girişimde, yani onlara dini tebliğde kendisine bir imkan bulmuştur. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a söylenebilecek olan sözü iletmiştir. Yüce Allah bizleri bilinir bilinmez her türlü kazadan, depremden, musibetten muhafaza eylesin. Bizi sevdikleri kullarla beraber eylesin. Taha 25-28'i bol bol okuyunuz. Taha hürmetine, Hazreti Peygamber hürmetine, Muhammed Mustafa hürmetine Allah bizleri muhafaza eylesin. Muhafaza buyursun inşallah. Allah bizi şerden, şerrin her türlüsünden muhafaza eylesin. Yine çok çok okunmasını tavsiye ettiğimiz dualardan biri La ilahe illallahul melikul hakkul mubin Muhammedun Resulullah sadikul vaadul emin. Efendim bu da çokça okunması gereken dualardan biridir diye söylemiş olayım sevgili dostlar.